Biraz numara bırak baba lütfen. Bütün karılarla sen ilgileniyorsun baba. Evet, suçluları bulduk. Artık onlar bizim elimizde, değil mi evlat? Biliyorsun değil mi? Evet. Allah kahretsin, gene bunları gördüm ben. Ne yapacağız şimdi? Konuşmalar, konuşma kesesini salak herif. İkide bir araya giriyorsun. Aptal, ne olacak geri zekalı? Bilip bilmeden konuşma. Tamam mı? Beni kızdırma. Ha, kızıyorum bak. Bu ne be? Baba. Ağzına sıçtım bunu baba. Yogi ne haber Yogi? Yogi bak şimdi beni iyi dinle. Tamam. O ne ya? Baba. Dört dal rıhtımda araştırmaya başladılar. Önce ön sezilerimizi değerlendirmeliyiz. Atalarım daima atların ön sezileri çok güçlüdür derlerdi. Yararlanalım. Keşke atalarından biri burada yanımda olsaydı. Dur bakalım, sana kalıtımsal yeteneklerimi gösterdiğim zaman anlayacaksın bunu. Biliyor musun, benim kalıtımsal ön sezilerim başımızın üstünde bir tehlike dolaştığını söylüyor. Çok güzel. Ön sezilerin tehlikeyi tam zamanında haber verdi. Teşekkür ederim dostum. Evet ama bu tehlike biraz ağır geldi. Saat 12.30. Ajan Bobby ile köpek babası kılık değiştirip araştırmaya başladılar. Bu kıyafetlerimizin işe yarayacağından emin misin sevgili akıllı oğlum? Elbette babacığım. Televizyonda hep böyle yapıyorlar. Birçok kere izlemiştim. Acaba kullanılmış veya çalınmış elmas yüzük bulabileceğimiz bir yer tavsiye edebilir misiniz? Bugün Trixie'nin doğum günü de onu alacağım. Demek doğum günün öyle mi Trixie bebeğim? Mucu 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 mucu. Şey tabii. Bayıp konumuz yüzüktü. Sen işine bak. Biz onu Trixie ile kendimiz hallederiz olmaz mı? Tabii ki olmaz. Hadi bakalım beni kurtarmaya çalış şimdi sevgili akıllı oğlum. Bu kadar çekici olacağımı söyleselerdi mümkün değil inanmazdım. Saat 3.45 Ajan Ranger ve Bobo ve Ayı Yogi suç mahalline geldiler. Ben olsam yüzük yerine bu pastaları çalma suçunu işlemeyi tercih ederdim doğrusu. Lütfen aklın görevinde olsun Yogi dostum. Aklım görevimde efendim ama mideme söz geçiremiyorum efendim. Siber dikkatle temasa geçip burada rapor edilecek bir şey olmadığını söylemeliyiz. Çok haklısın baba. Zaten yorgunluktan ayakkabımın tabanı aşıldı. Ama Yogi sen hiç ayakkabı giymezsin ki. Onu ikna edemeyeceğimi biliyordum.